Çeçenistan, Afganistan ve Afrika'daki muhtelif yerlerdeki cihat cepheleri hakkında üstad ne düşünür? Evet. Çok umumi bir perspektiften söyleyebilirim. Çünkü benim hakkımda Ali Ulu Kurucu'nun bir sözü var. Şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamadın demiştim. Ben Türkiye'deki din karşıtı cereyanlarla uğraşmaktan böyle işlere çok vakit bulamadım. Ama şunu biliyorum ki her yerde bir İslami uyanış, direniş, mukavemet hareketi var. Bunun içinde dengeyi kaçıran da var belki. Mesela bazı teşkilatlar için bu söyleniyor. Gerçi ben 11 Eylül'ü Müslümanların yaptığına inanmıyorum. Bu Yahudinin işidir. Fakat bazı Müslümanları kullandığı için Müslümanlara mal edilmiştir. Bin Laden'in de başkaları terörist ilan ederken ben rahmetullahi aleyh diyorum. Bin Laden dünyanın en zengin ailelerinden birinin çocuğudur. Afganistan gibi bir memleket Rus işgaline uğrayınca o serveti, o rahatı bırak, git Afganistan'da mağaralarda yaşayarak Ruslara karşı mücahitlerle birlikte harp et. Soruyorum size, içinizden böyle bir rahatı bırakıp da gidip o dağlarda yaşamayı kabul edecek bir kişi var mı? Ben yapamam şahsen. Sizi bilmem. Bu büyük bir kahramanlıktır. O zaman Amerikan da işine geliyordu. Çünkü Rusya Afganistan'a sarkarsa sonra Hindistan'a sarkar, sonra aralarında rekabet var vesaire. Ama Ruslar gittikten sonra Müslüman'ın ölçüsünde el küfrü ümmetin vahide, küfür bir millettir. Müslümanlar arasından çıksa da, Amerika'dan çıksa da, Afrika'dan çıksa da fark etmez. El küfrü ümmetin vahide. Amerika onu kullanmak istedi, araları açıldı. Rusya'ya karşı mücadele ederken makbul olan Bin Laden, Amerika'ya tavır koyunca tükak oldu. Böyle şey olmaz. Amerika'nın keyfi için Bin Laden aleyhine konuşmak, efendim İslam'da terör yoktur, İslam'da doğru yoktur. Ama sen bir kediyi bile bu odaya sıkıştırırsan, kapıyı da kapatırsan senin yüzüne sıçrar. Acziyet sebebiyle yapıyor bunu Müslümanlar. Çünkü baş edemez ki koca Amerika ile. Aha! İsrail'deki Müslümanların halini düşün. Ne yapsın İsrail hükümetine karşı? Yıldırma hareketi yapmasın da ne yapsın? Koyun onların yerine kendinizi. Boynunu uzat cellada. Filistinli ne yapsın? O öldürüyor. O da fırsatın bulunsa. Mukabele bilmişsin yapacak ki. Hiç olmazsa o mukabeleden korkulduğu için biraz ehven seyreder zulüm. Bundan başka bir mantık için yol var mıdır? Binaenaleyh kınarken şartlarını dikkate almadan insanları kınamak doğru değildir. İslam'ın galebesi için çalışan adamların silaha başvurması terviz edilmez şüphesiz. Çünkü silahla masum insan da ölür. Ama o sana böyle mukabele ediyorsa men dakika dukka sen de böyle hareket edersin. Yani İsrail çok dürüst, çok munsif, çok adilane hareket etseydi Filistinlileri kınardık. Ya size adilane idare ediyorlar, ne istiyorsunuz derdik yani. Gerçi İsrail'in idaresi altında yaşamaya mecbur değiller. O zaman bile yapılacak iş vardır da. Silahlı mücadeleyi o zaman kınayabilirdin. Öyle değil ki, adamı zulüm altında inletiyorsun.
Açlığa mahkum ediyorsun, ambargo koymuşsun. Bütün Filistinler kaçsın, gitsin, toprak bana kalsın, takip ettiği siyaset budur. O zaman bu çaresiz kabahatli oluyor da, güçlü adamın zulmü hoş görülüyor. Bugün dünyada antisemitizm, yani Yahudi aleyhtarlığı insanlık suçudur. Bütün dünyaya kabul ettirmiş bunu Yahudiler. İyi de senin düşmanlığın ne oluyor? Şimdi Filistinli'yi Yahudi aleyhtarı diye kınayacaksın, bu insanlık suçu olacak. Yahudinin Filistinli'ye yaptığını 50 sene seyredeceksin. Bu iki batılı insanlara mahsus çifte standart İslamiyet önünde kabili müdafaa değildir. Aynı şeyi Afganistan için söylerim, aynı şeyi başka yerler için söylerim. Kim İslam'ın nizamı galip gelsin diye çalışıyorsa İslam mücahididir. Öldürme ise karşı taraf bunu yapıyorsa caizdir. Sulh ve müsamelemet yolunda imkan yoksa başka türlü ona da caiz vermez. Çünkü bir masum insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. İslam yaşatmak için vardır. Hayat vermek için vardır. Sulh ve müsamelemetten adı bile gelir. Ama sen Müslümanı vur prangaya, zulmün envanı yap, mukabele eden suçlu olsun. Ve subhanallah, böyle bir mantık olmaz. Bunun cevabı da bu kadar yeter. Benim ihtisasıma taalluk etmez. Ne Afganistan, ne şurası, ne burası. Türkiye beni alakadar ediyor. Türk milleti İslam'ı bir bayrağı yere atar gibi hakaretle hilafetini, saltanatını, tarihini, şerefini, dinini çamura atmak mevkiinde bırakılmış. Bu milletin tekrar din ve tarih şuuruna adet etmesi benim için en ehemmiyetli mesele kainatta. En ehemmiyetli. Türkiye'de İslam'ın galebesi istikametinde iki taş üst üste koymak Afganistan gibi bir memleketi kurtarmaktan daha mühimdir. İki taş koymak. Bu benim şimdiki sözüm değil. Bu benim Afganistan Rusların işgaline uğrayıp da mücadele edildiği zaman söylediğim sözdür. O zaman bile. Tekmil Afganistan'ı kurtarmak, Türkiye'de İslam için üst üste iki taş koymak kadar ehemmiyetli değildir. Çünkü kalbi ve beyni hasta olan adamın sair azalarındaki saatin 5 kuruş kıymeti yoktur. Her hasta doktora kendi gider. İstisna akıl hastalarıdır. Çünkü bedeni sevk eden o akıldır. Onu başkaları götürür. Kendi hasta kabul etmez. İslam aleminin beyni hala Türkiye'dir. Bu beyin hastadır. Bu beyin düzelmeden vücut sıhhatinin 5 kuruş kıymeti yoktur. Hiçbir Müslüman zulüm görmesin. Hiçbir Müslüman sıkıntıya düşer olmasın. Bunun değeri var. Ama Türkiye'nin kendi benliğine dönmesi yanında bu değerler hiçtir. Hiç. Çünkü baş olmadan gövde bir işe yaramaz. Başta bu millettir. Ben bunu ırkçı olarak söylemiyorum. Haşa ırkçı değilim. Ben bunu realitenin değerlendirilmesi sebebiyle söylüyorum. Size bunu söyleyen 100 tane meşayirden, Arap'tan adam sayarım. Aklı başında olan herkesin görüşü budur. Ne yapacaksa bu millet yapacak yerine. Bu doğalı millettir. Bugün evlatlarının bir kısmı yarı baygın sarhoş gibidir ama o ecdatlarının Allah yolundaki mebruk hizmetleri bereketini Allah bir sebep halkedecek. Bu millet yeniden İslam'ın müdafii, mücahidi, kalesi olacak. Onun için bura beni alakadar ediyor. Buradaki kar zarar birinci derece alakadar ediyor. Zihnim bununla meşgul. Harice fazla bakamıyorum. Evet.